Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi bir hafta sonu diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, oldukça zor ve hareketli geçen bir haftayı geride bırakmış bulunuyoruz. Dolar TL'de önemli bir hareketlenme yaşandı. Gündem oldukça yoğundu ve hala da önümüzdeki süreçte Mart ayı itibariyle oldukça yoğun bir gündem içerisinde olacağız. Dolar TL'yi etkileyebilecek çok önemli faktörler söz konusu. Şimdi bu faktörlere tek tek değineceğim ama bir önceki haftaya bakalım isterseniz. Önceki haftaya başlarken ne demiştik? Ana stratejimiz şuydu. 28 Şubat tarihinin Şubat ayının son günü olması nedeniyle Merkez Bankası'nın elinde bulundurmakta olduğu 850 bin kontrat civarındaki short pozisyonlarını kapatması veya kapanması gereken bir tarihti. Bu nedenle ayın son gününe kadar dolar TL'de biraz zayıf bir seyir olabilir ama 28 Şubat saat 15.30'dan itibaren dolar TL'de bir hareketliliğin başlayabileceğini, dolar TL üzerindeki Merkez Bankası baskısının ortadan bu saat itibariyle kalkmasıyla birlikte yukarı eğilimin devam edebileceğini, 5.30 aşağısına küçük sarkmalar olsa bile 5.30 desteğinin muhafaza edilmek isteneceği bir hafta olacağını vurgulamıştım. Zira bu hafta içerisinde sevgili arkadaşlar 5.28-65 seviyesine kadar çok sınırlı bir geri çekilme oldu 5.30 desteğinin altında ve sonuç itibariyle 5.40-54 seviyesi en yüksek değer olarak görüldü. Cuma günü kapanış ardından Türkiye piyasalarının kapanış ardından bir hareketlilik oluştu bu seviyeye kadar. Şimdi bu hareketliliğin de neden kaynaklandığını, piyasalar kapandıktan sonra oluşan bu hareketliliğin de neden kaynaklandığını izah edeceğim. Değerli arkadaşlar, öncelikle şu hususu arz etmek istiyorum. S-400 konusu evet çok önemli bir konu ve bu mevzuyla ilgili olarak zannediyorum ki basından da takip ettiğiniz üzere Amerikan S-400'lerin alınması hususunda ciddi şekilde engel çıkarmakta ve NATO ülkelerine de bu manada baskı yapıyor. Sizin teknolojik altyapınız, teknolojik düzeniniz S-400'ler ve NATO paralelinde uyumlu değil diyor. Hatta bu konudaki Suriye mevzusunu da işin içine katmak suretiyle eğer Suriye'deki tampon bölgede yer almak istiyorsanız bu S-400 konusunu tamamıyla rafa kaldıracaksınız, almayacaksınız şeklinde bir diretmede bulunuyor. En son olarak ise Amerika S-400'leri almayın, ben size Patriot füzeleri vereyim dedi. Ancak Türkiye bu teklifi reddetti. Bu red haberiyle birlikte tabii ki dolar TL'de bir hareketlenme oldu ve bu hareketlilik ise genel anlamda ABD ile Türkiye arasında ciddi bir restleşmenin oluşabileceği ve bu problemin nasıl çözüleceği konusunda bir takım endişeleri gündeme getirmiş oldu. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu sizlere çok net ve açık bir şekilde belirtmeliyim ki maalesef dolar almak isteyen veya elinde dolar bulunduran birçok kesim, çok önemli bir kesim, bir anda doların yeni bir kriz çıkıp da 7'lere, 8'lere, 10'lara fırlayabileceği şeklinde bir beklenti içerisinde. Her oluşan kriz veya her oluşan bir uyuşmazlıkta direkt olarak beklenti bu yönde oluyor. Ve dolar 5.30'dan 5.40'a fırladığı zaman veya atıyorum 5.50'ye, 5.60'a dahi ulaşmış olsa hemen beklenti bu seviyede çıtayı çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Sağ olsun bizim çeşitli analist ve yorumcularımız da dolarda 5 kuruşluk bir yükseliş olduğu zaman derhal 6'lardan 7'lerden bahsederken dolar 5.20 lira yaklaştığı zaman hemen başka bir sayfayı çeviriyorlar. 4.90'lar, 4.70'ler, 4.50'ler konuşulabiliyor. Yani arkadaşlar bilmiyorum tabii ki takdir sizindir ama ben bir yorumcunun veya bir analistin biraz kararlı olmasını beklerim. Yani dün şu olacak derken bugün taban tabana zıt bir tablonun çizilmesi benim çok hoşuma gitmiyor. Zira benim tarzımı da zaten biliyorsunuz. Aylardır sizlere yorum aktarmaktayım. 5.06 seviyesinin aşağısının görülme ihtimalinin çok güç olduğunu her fırsatta vurguluyorum. Kademeli olarak yükseliş eğiliminin de devam etmesi yönünde genel beklentimi sizlerle paylaşmaktayım. Evet sevgili arkadaşlar, birincisi sakin olunması gerekiyor. Çok fazla heyecan yapılmamalı. Bu oluşan sıkıntılar, problemlere çok aşırı anlam yüklenmemeli. Zira dediğim gibi mevcut bu tarz krizlerin geçmişte yaşandığı gibi bir anda 7'leri 8'lere 2-3 gün içerisinde bu seviyelere çıkarabilecekse bir durum yaratmasına çok fazla ihtimal verilmemeli. Evet, bu krizler önemlidir. Dolar TL için önemli sıkıntılar yaratır.
Ama bakınız şunu da bilmenizde fayda var. Geçmiş tarihlerde dış güçler evet TL üzerinde çok önemli bir operasyon yaptılar. Çok ciddi bir atak söz konusu oldu. Fakat bu silahı tekrar aynı şekilde kullanacaklarını net bir şekilde iddia etmek veya bu beklenti içerisinde olup da dolar 2 ay sonra, 3 ay sonra 8 olacak, 10 olacak şeklindeki bir yaklaşımla hareket etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Doğru olan nedir arkadaşlar? Doğru olan gündemi iyi takip etmek ve doların kritik seviyeleri olarak sürekli aktarılan direnç noktalarını ve bu direnç noktaları bağlamında doların zorlanmakta olduğu seviyeleri dikkate alarak hareket etmek gerekiyor. Merdiven basamak basamaktır. Dolar 5.75-5.80 direncini aşmadan 6 üzerine çıkamaz. Önce bir bu direnci aşmalı. Önce burayı bir destek yapmalı. Ondan sonra 6 üzerini konuşabiliriz. 6 seviyesini aşsın, 6.620 bölgesini destek haline getirsin. Ondan sonra 7'leri konuşmaya başlayalım. Daha 5 kırklardayken 7, 8, 10 gibi rakamları zikretmek emin olunuz ki 3 gün sonra bu rakamların hepsi unutulur. Tekrar 5'lerden, 4.5'lardan konuşulmaya başlanır ve bu durumda sizlerin kafasını ciddi şekilde karıştırır. Evet arkadaşlar, S-400 konusuyla ilgili durumu açıkladık. Türkiye ile ABD arasında bir sıkıntının mevcut olduğunu biliyoruz. Ancak bu tansiyon ne seviyelere kadar yükselir? Bunu net olarak bilmek mümkün değil. Şahsi düşüncemi söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bu mesele çok büyük bir restleşme boyutuna ulaşmadan bir şekilde liderlerin yumuşak söylemleriyle çözüm arıyoruz, şu hususta şunu yapıyoruz, müzakere ediyoruz gibi daha çok su götürecek olan bir olaydır. Bugün S-400 mevzusuyla ilgili olarak yükseldiğini düşündüğümüz dolar TL için belki önümüzdeki hafta müzakereler olumlu gidiyor, bir çözüm arayışı içerisindeyiz, iyi yoldayız gibi hatırlayınız ABD ile Çin arasındaki görüşme trafiğini benzer bir durumda tansiyon düşebilir. Bu da dolar TL'yi olumsuz etkileyebilir. Daha doğrusu TL lehine bir gelişme yaratabilir. Arkadaşlar, dolar TL'yi hareketlendiren faktörlerden birisinin S-400 olduğunu ifade ettik. Ancak piyasalar, Türkiye piyasaları kapandıktan sonra dolar TL'de bir 5.40 atağına tanık olduk. Yani şu noktaya kadar bir yükseliş yaşandı. 5.40'ın üzeri test edildi. Buradaki faktör neydi arkadaşlar? Buradaki faktör de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyüme verilerinin beklentinin çok ötesinde iyi gelmiş olmasıydı. Zira ABD'nin büyüme anlamında büyüme verilerinin 2018'e oranla daha düşük kalacağı yönünde bir beklenti varken bu verinin oldukça iyi gelmesi bir manada son günlerde özellikle Powell'ın yaptığı konuşmalarındaki satır aralarından çıkardığımız birkaç not vardı. Hatırlarsanız Powell'ın konuşmalarını yorumlarken sanki Powell 2019'un ikinci yarısında bir faiz artırımının kapısını açıyormuş gibi bir takım söylemlerde bulundu. Verilere bakacağız. Henüz bu konuyla ilgili olarak faizi sabit tutmak konusunda Fed üyelerinin net bir karar birliği yok gibi bir takım yuvarlak söylemlerde bulunmuş olması, Aralık ayındaki toplantıda faiz artırımlarının önünü tamamen kapatmışken şu anda sanki bir yeşil ışık yakmış gibi bir tablo oluştu. Büyüme verilerinin olumlu gelmesi, ekonominin de hareketleneceği anlamına geleceğinden dolayı belki faiz artışının olabileceği şeklinde ihtimaller oluşmaya başladı. En azından faiz indiriminin yapılma olasılığını biraz ötelemiş oldu. Bu verinin ardından ne oldu değerli arkadaşlar? Altında çok önemli sert bir satış oldu. Niçin? Çünkü ABD Merkez Bankası faiz artırma ihtimalini fiyatlıyorsa ABD'de artacak olan faizler elbette ki doların değerlenmesini, küresel piyasalarda değerlenmesini ve doların güvenli liman olarak algılanması sonucunu yaratacaktır. Bu olay öncesinde güvenli liman neydi arkadaşlar? Japon yeniydi, altındı. Ama güvenli liman algısının buralardan dolara yönelmiş olması şu sonucu çıkardı. Altının ve Japon yeninin değersizleşmesi, fiyatının önemli şekilde gerilemesi anlamına geldi. Zira altın 1330'lardan 1290 seviyelerine doğru gerilemiş durumda. 1307 desteğini kırması önemli bir hareket. Şuradaki fark ise bu durumu çok net bir şekilde ifade etmekte. Yani dolar endeksinde de olumlu bir seyrin olduğunu görmüş olduk. Dolar kurunun
yükselmesi anlamında. Değerli arkadaşlar, gelişen ülkeler içerisinde TL bu hafta en çok değer kaybeden para birimi oldu. Bu da Türkiye özelinde bir durum olarak değerlendirilebilir. Ve arkadaşlar, Çin İzmir Başkonsolosluğunu kapattı. Bu da biraz siyasi anlamda bir tatsızlık yaratabilecek olan bir durumdur. Ama çok önemli bir başka neden daha var arkadaşlar. Dolar TL'nin yükselmesine sebep olan ve bu yükseliş eğilimini 6 Mart tarihine kadar da devam ettirebilecek bir faktör bu. Nedir arkadaşlar bu faktör? 6 Mart tarihinde Merkez Bankası'nın toplantısı bulunuyor. Para kurulu toplantısı bulunuyor. Merkez Bankası bu tarihte, yani önümüzdeki haftaya denk geliyor biliyorsunuz 6 Mart tarihi. Bu tarihte faiz indirecek mi, indirmeyecek mi? Zira Merkez Bankası'nın birçok yabancı kuruluşun da genel beklentisi olarak yaklaşık 700 puana kadar bir faiz indirimi yapması bekleniyor. 2019 yılı için tabii bu. 2019 yılı genelinde beklenen bir şey. Ve bu faiz indirimini yılın ikinci yarısında yapabileceğine dair bir takım beklentiler var. Ama yakın tarihe kadar Merkez Bankası'nın asla bir faiz indirimi yapmayacağı, hele hele seçimler öncesinde böyle bir şey yapmasının neredeyse mümkün olmayacağı, enflasyonun bu hususta raydan çıkabileceği, İşte uygulanmakta olan sıkı mali disiplin politikalarının olumsuz yönde etkilenebileceği ve bu tablo dahilinde faiz indiriminin çok çok zararlı bir şey olabileceği düşünülüyordu. Ama arkadaşlar, duyuyorsunuz, görüyorsunuz ve izliyorsunuz. Ekonominin oldukça iyiye gittiği anlatılıyor. Enflasyondaki hedefin tutturulacağı ve tutmakta olduğuna dair çok önemli işaretlerin olduğu açıklanıyor ve bu olumlu söylemler paralelinde yine aynı zamanda özellikle kamu bankalarına faiz indirin, kredi faizlerini indirin, daha uygun şartlarla kredi dağıtın şeklinde bir takım baskılar yapılırken şu anda şöyle bir endişeyi yaşamaya başladı piyasa. Acaba bugünlerde yaşanan bu tablo 6 Mart tarihindeki Merkez Bankası toplantısında her ne kadar beklenmiyor olsa bile bir sürpriz karar çıkar da bir faiz indirimi olur mu? Evet, 500 puan indirmeyecektir belki. Ama 50 puan, 100 puan, 150 puan bas puan indirmiş olsa dahi bu durum piyasa tarafından pek hoş karşılanmaz. Zira zaten hane halkının ciddi şekilde TL mevduattan kaçıp dolar mevduata veya dolara eğilim gösterdiğini, dolarize olduğunu biliyoruz. Son 25 haftanın 24'ünde ki geçtiğimiz haftada aynı durum oldu. Hane halkı ve yerli şirketler, yerleşikler diyoruz biz bunların hepsine birlikte, dolara ilgi gösteriyor. Yaklaşık 100 milyar dolar civarında, 96-97 milyar dolar seviyesine ulaştı hane halkının dolar rezervi. Şirketlere de işin içine kattığımız zaman 160 milyar dolar civarında son 5-6 aylık süre içerisinde dolara bir ilginin olduğunu görüyoruz. Şimdi sevgili dostlar, tablo böyleyken faizlerin indirilmesi, faizlerin düşmesi, bu durumda paranın dolara yönelmesi, doların bu manada da ekstra bir değerlenme sebebi olarak algılanabilecektir. Şimdi arkadaşlar, bu durumda 6 Mart tarihini çok yakından takip etmeliyiz. Piyasa şu anda Merkez Bankası bir sürpriz yapar mı noktasını fiyatlıyor. Bu da dolar TL'deki yükselişin önemli faktörlerinden birisi olarak değerlendirilebilir. 6 Mart tarihine kadar bu beklenti alınacaktır, satılacaktır. Çeşitli söylemler olacaktır. Farklı kurumlardan, farklı aracı kurumlardan veyahut da ülke dışındaki, yurt dışındaki kaynaklardan değişik haberler gelecektir. Bu haber trafiği içerisinde de bu haftanın volatil, yani dalgalı boyu yüksek, hareketli bir şekilde geçme olasılığı mevcuttur. Ama 6 Mart tarihi itibariyle faizlerde bir değişiklik olmaması şeklinde bir sonuç ortaya çıkarsa, bu durumunda dolar TL adına olumsuz olabileceğini, yani TL'nin değerlenebileceğini, kurun düşebileceğini de hesaplara katmakta yarar olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, teknik duruma geçelim şimdi isterseniz. Teknik durum, bu arada arkadaşlar, Fed'in de bu ay 19-20 Mart tarihlerinde bir toplantısı bulunuyor. Bu toplantıda da Fed eğer faiz artışı hususunda bir sinyal verecek olursa, bu da dolar TL'nin güçlenmesi anlamına gelecek olan bir neden olacaktır. Bu tarihi de akılda tutalım. Zira bu önemli tarihler yaklaştığı zaman beklentiler bir şekilde alınıyor ve bu tarihte açıklamalar geldikten sonra da
bu beklentiler satılıyor. Bu hususu da dikkate almakta yarar var. Şimdi sevgili arkadaşlar, Dolar TL için bu haftaya yönelik olarak ne olabilir ne olmaz konusuna bir bakalım isterseniz. Bu hafta için arkadaşlar kapanış değerimiz 5.37.30 olarak görülmekte. Grafikte bu rakam görülüyor ama tabela olarak 5.37.40 görülüyor. Bazen grafiklere doğru veriler yansımayabiliyor. Önemli değil, ufak tefek farklılıklardır bunlar. Değerli arkadaşlar 5.40 seviyesini test ettik ve 5.37 civarlarında bir kapanış oldu. Bu hafta için sevgili dostlar isterseniz şuradan başlayalım. Şurada görmekte olduğunuz bir yükselen kanalımız var. Bu bir haftalık grafiktir. Bu haftalık grafikte 4 haftadır artı kapanış yapmakta olan bir dolar TL seyrini görmekteyiz. Minör bir yükseliş trendinin varlığını görüyoruz. Bu yükseliş trendini şu iki çizgiyle bir kanal haline getirdiğimiz zaman 5.28.65 seviyesinin artık önemli bir orta vadeli destek, kısa orta vadeli bir destek haline geldiğini görüyoruz. Burası aynı zamanda bu hafta gördüğümüz en düşük değerdi. 5.40.54 ise şurada gördüğünüz kanalın üst bandı olarak görülmekte. Önümüzdeki hafta ne olabilir sorusuna baktığımız zaman bu noktada kanalımızın alt bandını 5.32 olarak görmekteyiz. 5.32.15 seviyesine yükselecektir bu hafta dikkat etmemiz gereken önemli seviye. Bu 5.32.15 seviyesinin üzerinde kalır isek bu yükselen kanaldan dışarı çıkmış olmuyoruz ve bu durumda üst bant olan 5.44 seviyesi bir hedef olarak görülmekte. Bu kanalın dışına yukarı yönlü veya aşağı yönlü çıkılmaz mı? Elbette ki çıkılabilir. İşte bu durumda bu kanalın dışına yukarı yönlü çıkacak olursak bu kanal yüksekliği kadar bir yeni bir hedef oluşabilecektir. Bu durumda 5.60'lar civarını konuşmak mümkün olacaktır. Ancak biz daha net rakamları Fibonacci değerlerimizden görebileceğiz. Şurada görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar %50 noktasına denk gelen 5.43 seviyemizin şu an için önemli bir direnç konumunda olduğunu ve 5.36.68 seviyesinin ise bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. 5.36.60, 5.36.65 bu bölgeleri destek olarak takip etmekte kısa vadeli olarak büyük önem var. Şayet bu seviyenin aşağısını gelinecek olur ise yani 5.36 üzerinde tutunamayan bir tablo söz konusu olur ise bu durumda değerli arkadaşlar 5.30 seviyesine doğru tekrardan bir geri çekilme ama özellikle şuradaki kanalımızda görmüş olduğumuz 5.32 seviyesi önem kazanacaktır. Tabii ki 5.35 psikolojik bir destek olarak algılanabilir. 5.35'in aşağısına salınımlar olabilir. Ama benim genel düşüncem şudur ki değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftalar içerisinde, son 1-2 hafta içerisinde birkaç defa geçmek ve aşmak için zorlamış olduğumuz 5.35 seviyesi genel manada destek olarak çalışabilecektir. Bu seviyenin aşağısına küçük sarkmalar olabilir belki. 5.34-50'ler, 60'lar bu civarlara kadar bir geri çekilme olsa bile bu hafta için genel olarak 5.35 seviyesinin destek ve bu seviyenin üzerinde kalmak arzusu içerisinde geçebileceğini ve 5.40-5.42 bölgesindeki direnç bölgesini zorlamak ve geçmek için özel bir gayretin olabileceğini düşünmekteyim. Arkadaşlar 5.35-5.36 seviyesi aynı zamanda pivot seviyemiz olarak da haftalık manada karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.43-24 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığı varmış. Pivot verileri arkadaşlar bize neyi anlatıyordu? Pivot verileri belli bir seviyenin üzerinde kalındığı zaman yükseliş eğiliminin var olduğunu ve aynı zamanda da bu yükselişin nereye kadar devam edebileceğini söyleyebiliyordu. Bu anlamda çok büyük bir mana taşıyor ve yine bu seviyenin aşağısında kalınırsa da düşüş eğilimi ön plandadır ve nereye kadar düşebilir? 5.31-35 seviyesine kadar bu gerileme devam edebilir diye bize yön gösterebiliyordu. Arkadaşlar dediğim gibi 5.35 psikolojik bir destektir. Bu seviyenin aşağısına inildiğinde 5.32 desteği takip edilecektir. 5.31-35'e kadar da bir geri çekilme olasılığı gündemde olur imiş. Eğer bu seviyenin üzerinde kalırsak 5.43-24 seviyesine dikkat edilmeli. Bu seviyede aşılacak olur ise volatilite artacak. S-400 konusuyla ilgili olabilir, Merkez Bankası'nın 6 Mart toplantısındaki faiz indirimi olasılığıyla ilgili bir takım haberler basına yansıyabilir veya yetkili ağızlardan söylemler gelebilir. İşte bu durumda 5.47, 5.48 ve bildiğimiz
5.50 psikolojik direnç noktamız gündeme gelebilecektir. O halde arkadaşlar 5.36, 5.35 üzerinde kaldıkça 5.43 izlenebilir. 5.40 ila 5.43 aralığındaki direnç bölgesi izlenebilir. Buranın da geçilmesi durumunda 5.48 takip edilebilir. Şayet dalgalanma hız kazanacak olur ise 5.48'in ötesinde 5.50 psikolojik direncinin zorlanması mümkün olabilir. Ama dolar TL'ye ve dolar TL'yi etkileyen faktörlerdeki tansiyon yüksek ise bu durumda 5.50'nin üzerinin dahi test edilebilmesi mümkündür. Ama özellikle ve özellikle vurgulamak istiyorum ki sevgili arkadaşlar, bu ayın sonunda bir seçim var, hepiniz biliyorsunuz. Seçim sonucunun ne olacağına dair herkesin kendince bir görüşü ve düşüncesi vardır. Hay hay, bir takım anketler yayınlanmakta, ancak ben özellikle ve özellikle 20 Mart tarihine kadar yayınlanacak olan anketlere çok fazla itibar edilmemesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü yabancılar veya piyasa uzmanları son bir hafta 10 günde seçmenin niyetinin daha çok şekillenebileceğini ve son günlerdeki anketlerin daha anlamlı, daha doğru sonuçlar verebileceğini bildikleri için seçimlere doğru yaklaştığımız son bir hafta 10 günlük süre içerisinde acaba özellikle büyük şehirlerde AKP'nin iktidarlığını ve ağırlığını hissettirip de bu şehirleri alabilecek mi, alamayacak mı? Eğer ki büyük şehirleri kaybederse seçimler sonrasında genel anlamda ekonomi için yaşanmakta olan, duyulmakta olan endişelerin paralelinde bir de bir güven oyu niteliğinde bir erken seçim acaba gündeme gelir mi gibi bir takım konular piyasaları etkiler duruma gelecektir. Seçimlerle ilgili olarak bir beklentiye yönelik adım atılmak isteniyorsa da bu hususta özellikle son 10 günü dikkate almakta yarar olacağı görüşündeyim. Genel eğilimin yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu yukarı eğilimin anlamı 2-3 gün içerisinde bu belirtmiş olduğum nedenlere bağlı olarak bir anda 6'lara 6.5'lara falan gidecekmişiz gibi bir düşüncenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Adım adım bir şeyler olacaksa olacaktır. Ve 6 Mart tarihini çok önemsiyorum. Bu tarihte Merkez Bankası'nın bir faiz indirim kararı dolar TL'ye bakış açısını önemli boyutlarda değiştirebilir. Ama bir faiz indirimi gelmez ise son günlerde yaşanan fiyatlamalar belki o güne kadar 5.50'ye kadar devam edecek bir yükseliş söz konusu olur ama bu durumda çok sert bir geri çekilmenin yaşanma ihtimalini de hesaba katmak lazım. Bu sert geri çekilme ne olabilir arkadaşlar? 5.40'ın üzerinde 5.45-5.50'lere bir yaklaşım söz konusu olur ise eğer ve Merkez Bankası da faiz indirimi yapmaz ise bu durumda 5.50'den tekrardan sert bir şekilde 5.35'e 5.30'a doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak seçimler sürecine kadar ben genel anlamda 5.30'un aşağısının görünme olasılığını pek ihtimal vermiyorum artık. 5.35 seviyesini destek alan ve bu seviye üzerinde kalarak yönünü biraz daha kararlı, biraz daha istekli bir şekilde yukarıya çevirmiş bir dolar TL seyrinin önümüzdeki süreç içerisinde kademe kademe devam edebileceği kanaatindeyim. Ve ben sizlere sürekli olarak her akşam vermiş olduğum analizlerimde dolar TL'nin takip edilmesi gereken destek ve zorlanabileceği yukarı seviyeleri mutlak surette aktaracağım. Şu an için arkadaşlar 5.35 seviyesinin önemli bir destek olarak takip edilmesinde büyük yarar görmekteyim. 5.32 seviyesine kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir. Ama bu seviyenin aşağısına inildiği zaman ise 5.30 desteği tehdit altına girmiş olacaktır. Değerli arkadaşlar, bir de günlük bazda bakalım isterseniz. Bu vermiş olduğum veriler haftalık verilerdi. Günlük olarak baktığımız zaman ise bu veriler bize pazartesi günü için hangi seviyelerin görülme olasılığının olduğunu ifade etmekte. Zira cuma günü önemli bir hareketlilik yaşandığı için pivot değerlerimiz benzer olacaktır. 5.37-13 seviyesinin çok kısa vadeli bakış açısıyla destek olarak takip edilmesinde yarar görünüyor. Ama 5.34'e kadar da bir geri çekilme ihtimali eğer ki bu seviyenin aşağısında kalırsak mümkündür görünmekte. Ancak biz 5.35'teki psikolojik desteği önemseyerek de piyasaları izleyebiliriz. 5.37'nin üzerinde kaldığımız sürece 5.40-87 seviyesini dikkate alabiliriz. Bu bir günlük grafiktir. Pazartesi günü için dikkat etmemiz gereken seviyeleri ifade etmekte. 5.41 seviyesi bir direnç konumundadır.
Cuma günü itibariyle bu seviyelere yaklaştık ama geçemedik. Pazartesi günü 5.41'in üzerine çıkmak ve 5.44-5.45 seviyelerine yaklaşmak isteyen bir seyrin gündemde olması muhtemel görünmekte. Ancak dediğim gibi gelebilecek olan S-400'lerle ilgili bir müzakerelerde olumlu gidişat vesaire vesaire tarzında bazı söylemler, belki dolar TL'de kısa süreliğine, belki bir saatliğine, bir buçuk saatliğine, iki saatliğine bir geri çekilme yaratabilir. 5.35-5.35'in de aşağısı test edilebilir ama genel olarak Merkez Bankası'nın malum beklentisinin birkaç gün, haftanın ilk günlerinde biraz daha etkili olabileceği ve 5.40'ın üzerinde kalabilmek, 5.40 direnciyi aşabilmek adına çok net çabaların izlenebileceğini tahmin etmekteyim. Değerli dostlar, dolar TL ile ilgili olarak yapabileceğim açıklamalar şu an bunlardan ibaret olup herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Yapılan açıklamalardan ve yorumlardan hoşnut iseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalınız, iyi bir hafta sonu dileklerimle, saygılarımla.